Orta Çağ sonrası aydınlanma sırasında yaşayan Fransız ateist rahip Jan Meslier'in şöyle dediği bildirilmektedir. Eğer Tanrı'nın kendisi insanları günahsız hale getiremezse, insanları günahsız olmadığı için cezalandırmaya ne hakkı vardı? Burada Tanrı'nın antik eleştirisi üzerine dünyadaki insanların acı çekmelerinin nedenlerinin sona erdirilmesindeki yüce yaratıcının çaresizliği ortaya çıkıyor. Mesela neden Afrika'daki küçük çocuklar açlıktan can çekişirken Papa altın koltuğunda Katoliklerin yönünü belirleyip milyar dolarlık bütçeyi kontrol ediyor? Aynı durum Müslüman dünyasındaki din tüccarlığı için de geçerli. Bunların insanlığa bir faydaları yok. Peki bu durumda Tanrı da mı onlardan taraf? Neden çocuklara el uzatamıyor? Bugün fazla tanınmamasına rağmen Jan Meslier, ateist düşüncenin öncülerinden biriydi. Ölümünden sonraya kadar kamuoyuna açıklanmayan vasiyeti, Meslier'in vefatından sonra cemaatini şoke etti. Uzun yıllardan beri tanıdıkları kibar ve saygılı rahip, tanıdıklarından oldukça farklı biriydi. Fransa'nın küçük bir kırsal kenti olan Ardennes'te kendini her zaman cemaat üyelerine adamış mütevazi bir rahipti. 1729'da öldüğünde ortaya çıkan vasiyetname, hayatını vaaz vererek geçirdiği dinin inkarıydı. Neden ölümüne kadar beklediği sorusuna cevap ise dönemin karanlık koşulları olarak söylenebilir. Meslier vasiyetnamesinde İncil'lerin masal olduğunu, İsa'nın hayal gören bir deli olduğunu, eski ahitin pagan geleneklerinin bir derlemesinden başka bir şey olmadığını yazmıştır. Dönemin kilise yapısının muhalefete karşı mutlak hoşgörüsüz olduğunu açıklayan Meslier, 19 yaşındaki Fransız asilzadesi olan Chevalier de La Bera'nın dini bir törende şapka çıkarmayı reddettiği için başı kesilerek idam edildiğini de vasiyetine eklemişti. O dönemde kilise oldukça tehlikeliydi. Meslier'e göre madde kendi kendine oluşmuştu. Evrenin yaratılışının arkasında ne tanrı ne de başka bir güç vardı. Ruh ölümlü ve ölüm anında sönecekti. Fransız devriminden 60 yıl önce Meslier, acıların temel nedeninin krallar ve dinler olduğunu, kurtuluşun ancak kralların ve din adamlarının ortadan kaldırılması ile geleceğini yazdı. Aydınları aydınlanma için harekete çağırdı. Efsanevi Fransız filozof Voltaire, Jan Meslier'in vasiyetinin kısaltılmış halini hazırlayıp ancak 25 yıl bekledikten sonra yayınlayabilmişti. Bu, o dönemdeki baskının ne derece büyük olduğunu gösteriyor. Voltaire, insanlara karşı hiyerarşinin gücünü şöyle açıklamıştı. Yerleşmiş insanların hatalı olduğu konularda haklı olmak tehlikelidir. Din, her zaman olduğu gibi gerçek değil, ön yargıya dayalıdır. Jan Meslier öncelikle ortaya çıkarmak için basit bir mantık kullanır. Bunu yaparken öfkesine rağmen takdire şayan bir entelektüel özenle tartışır. Argümanlarının çoğu kendi içince kartları çökene kadar dini kart evinden çeker. Bir diğer strateji de tarihsel bir stratejidir. Hristiyanlığı diğer dinlerle ve tarihsel gelişmelerle tarihsel bağlama yerleştirir. Sonuçta dinin hangi gerçek çıkarlara hizmet ettiğini ve monarşilerin ve zorbaların gücünü korumak için sistematik olarak nasıl kullanıldığını ikna edici bir şekilde tekrar tekrar göstermektedir. Bütün dinler hatalardan, yanılsamalardan ve sahtekarlıklardan başka bir şey değildir. Jan Meslier, Batı tarihinin en büyük aydınlanmacılarından biridir. Kant doğmadan önce Fransız eyaletinde tek başına ve yalnız olarak Separa Aude maksimini yaşadı ve entelektüel tarihin en parlak vahiy kitaplarından birini yazdı.
hatalar, yanılsamalar ve sahtekarlıkların dünyadaki sayısız kötülüğün, suistimalin ve hırçınlığın kaynağı ve nedeni olduğundan ve yeryüzünde bu kadar insanı inleten zorbalığın bile, dinin bu çekici ama yanlış ve tiksindirici bahanesi altında kendini saklayabilmesi, gelecekte de bu düzenin devam edeceğinin en büyük göstergesidir.